Herkese hello. Bugün Beeplay TV için bir soru cevap videosu çekeceğiz. Soru cevap derken anne karnını beraber paylaşmış iki insan birbirini ne kadar tanıyor ya da tanımıyor onu göreceğiz. Soruların içinde ne var henüz bilmiyorum ama... Öğreniriz bakalım. Ama tanıyorum. Tanıyorum. Evet, merhaba. Merhaba. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hoş bulduk. Şimdi size bazı sorular soracağım. Birbirinizi ne kadar iyi ya da ne kadar iyi tanımadığınızı göreceğiz. Nasıl belirdik, kötü belirdik. Yüz ifadenize göre biraz iyi tanımadığınız gibi görünüyor ama ben size güveniyorum. Hazır mıyız? Bana hiç güvenmiyorum. Ben hiç güvenmiyorum. Sema, evet. Seda'nın küçükken yapmak istediği meslek neydi? Neydi kız? Seda işsiz olmayı tercih ederdi küçük. Atma. Bir ara lakabım olmuştu hatta o benim. O hatırlamaz. Evet. Ama ben öbür halini yazdım anlaşılmaz diye. Fark etmez. Aynı iş aslında ama dur tam olarak... Nereden biliyoruz aynı iş olduğunu? Biliyorum ne olduğunu çünkü ben biliyorum. Bak yazdım üstüne altına da parantez içinde... Bir dakika anlayacaksınız. Şarkısı bile var. Ne kız? Kız ben sana demedim mi? Karşı kenarlar göndermedim. Hazırsak cevapları görelim. Ben de anlaşılsın diye. Ben asker yazdım ama sen kesin bunu yazmışsındır diye o yüzden parantezine. Evet, aynı zamanda küçükken çok pislik olduğumdan dolayı verilen bir lakaptır. Çok mütevazı davranıyor küçükken pisliktim diyerek. Hala. Evet şimdi Sema'yı evet. Seda'nın izlemekten asla bıkmadığı, tekrar tekrar izlediği film nedir? Benim bir filmim mi var ya? Bak kendini tanımıyor. Ben tanımıyorum. Ben yazdım. Ben ne izlerim ki? Söyleyeyim mi? Bayılırım ona ben. Ne ya? Yapacak bir şey yok. Hatırlamıyorum ya. Hatırlamadın. Senin yüzden puan alamayacağım ya. Hadi be. Cevapları, İyi düşün. Cevapları görelim. Evet Kemal Sunal filmine bayılırım. Evet. Ama tek bir film olarak hani şey yaptım. Hiç ben. Fark etmez. Beter Böcek de hadi be puan alamadım. Onu da ben unuttum. Onu ben severdim izlemeyi. Hadi be. Ne alakası var? O sen Şaban izlemiyor musun? Senin en çok izlediğin film ne kardeşim? Bak puan alacağım. En çok izlediğim film değil. Kemal Sunal seviyorum. Evet. Ama tekrar hani bir film üstüne yoğunlaşmadım. Hepsini izledin çünkü. Hadi be 2 puan için bu da geçiyoruz bunu. Evet, bunu puan olarak tamam, alamıyoruz Böcek maalesef. Günün. Seda'nın asla vazgeçemediği, her zaman yanında taşıdığı aksesuar. Çok kokulu bir aksesuar. Hatta adada keşke olsaydı falan demiş. Ya öf Sema ya. Saçmalıyor ben anladım da o. Ama puan kaybedeceksin. Hayır asla her yerde bulunsun dediğim bir şey. İstediğim ama aksesuar değil o. Bana ne senin aksesuarın o? Yani hep yanımda olsun istiyorum ama yanımda olamaz tabii. Ya hep yanında var. Ya yanımda hep yanımda var. Olan bu var 20 yıllık bu. Ama aksesuar olan... Sedacığım. Tamam anladım ben onu. Evet cevapları görelim. Bunun bir açıklamasını alabilir miyiz lütfen? Seda çamaşır suyuyla aşk yaşayan bir arkadaş. Çamaşır suyunda böyle gece yatıp sonra sabah kalktığında evde gezerken çamaşır suyunu fıslatarak dolaşan. Çocukları temiz olsun diye duşlar için çamaşır suyu damlatan bir tip. Gerçekten. Seviyorum yani. Mecburum benim zaten. Cevapla ilgili en beğendiğim şey aksesuar dediğimde cevabın çamaşır suyu. Yani evet. İki taraftan. Öyle canım benim. Kusura bakmayacaksın. Bir yangın esnasında Seda'nın ilk kurtaracağı eşya ne olur? Telefon vesaire böyle teknolojik aletler dışında. Çamaşır suyu. Seda. Ne kurtarırım ben ya? Vallahi biliyorum neyi kurtaracağını da hangi birini kurtaracağını. Hep yenisini aldığım için. Bence kesin. Gece gündüz onunla çünkü. Seda direkt onu kurtarır. Çocukları da bırakır onu kurtarır. Sema sakın o tahmin ettiğim şeyi yazma. Vallahi gebertirim seni. Hayır neyi kurtarırsın? Kızımı tabii kurtarırım. Kızını mı? Evet. Nurella'yı mı? Hayır. İsmini de biliyor. Hazır mıyız? Hazır. Cevapları görelim. Seni tebrik ediyorum. Allah belanı versin. Ya var ya hani böyle kadınlar şey yapar ya işte indirim var hadi koşayım gideyim böyle elbise alayım falan. Seda böyle yeni bir ütü mü çıkmış buharlı mı ay canım benim nerede falan evin her tarafı ütü. Sürekli ütü alıyorum ama sürekli ve şey böyle sabah ezanına kadar böyle sürekli iç çamaşırlarından çarşaflara her şeyi ütülüyor. Ve böyle jilet gibi koyuyor ütüsüyle böyle isim koydu hatta ütüsüne o benim bebeğim falan filan konuşuyor ütüsüyle canım benim nasılsın. Manyak. Sema, Seda'nın seninle yapmayı en çok sevdiği şey nedir? Tabii ki. bu
cevap çok emin geldi. Ne yazdın kız? Yok, aynı sayılmaz. Sayılır canım. Ben bunu bir puan olarak kabul etmek sürekli istiyorum. Sürekli beni dövmek istiyor. Buradan sesleniyorum. İkiz Koruma Derneklerine bağlıyorum. İnsan Hakları Mahkemesi'ne gideceğim kendi adıma. Hayvan Hakları Koruma Derneği'ne gideceğim. Beni sinirlendirdi. Sürekli beni dövüyor, sürekli. Mesela ben böyle oturuyorum ya. Bana ne yapıyor biliyor musunuz? Bakın tam olarak bunu yapıyor. Ağlıyorum. Benim elim burada duracak. Allah'ın havası. Sana bir şey yapmıyorum ki. Ya Seda böyle duruyor. Seda çekil şuradan. Ağlıyorum ama. Sana ne? Bak sana dokunmuyorum. Git şuradan be. Bak ne kadar kötü bir şey. Sürekli beni dövüyor. Sürekli. Buradan anneme sesleniyorum. Neden bizi iki tane doğurdun ha anneciğim? Sence Seda'nın en rezil olduğu an? Vallahi de ben ama yani lütfen. Söyleyeyim. Lütfen. Lütfen. Sadece resmini çiz. O zaman. Ben tamam nasıl çizeyim o kadar resim? Ben de çizeyim ama ağzını açarsan ağzını burnunu kırarım seni. Tamam. Benim için bir rezillik değildi ayrıca. Sen öyle düşündüğün için. Tamam çizdim. Uzatma, 2 saat sanat yapmıyoruz burada. Ay sanat yapmıyorum. Sema bak. Bana da soru sorulacak ona göre. Tamam çizdim. Evet görelim cevapları. Ya. Açıklamama. Hiçbir şey mi anlatamayacak? Bak şöyle anlatayım. Evet. Bu bir otobüs efendim. Halk otobüsü. Halk biniyor. Ama halk ne yapıyor? Otobüsün kapısı kapandığı zaman kafasını içeri alıyor. Ama bak... Şu kapalı bir kapı ve dışarıda... Çok komik bir tamam. Çak yapıyor bana. Ve yani öyle bir sakarlık oldu. Ben sakar bir insanım sonuç olarak. Sakarım yani. Okula giderken kıvızlık üstü kapıyı. Antrenmana gidiyorduk. Şu kafa dışarıda bu... Ay... Tamam sus. Tamam sus. Bu konu kapandı. Olay aldım bu puanı. Tamam ben de aynı şeyi yaptım. Aldım puanı. Seda'nın en korktuğu ya da varsa fobisi nedir? Abi bu hiçbir şeyden korkmuyor. Gerçekten korkmaz. Hani üç harfler buna geldi mi tövbe bismillah deyip kaçıyorum. Elbet bir şey var. Hani, tamam çok korktu. Çok böyle şey gibi. Korku evet. Değil de benim. Dur şimdi. Rahatsız olduğu hani rahatsız edici bir. Bunu da bir çizimle anlatmak istiyorum arkadaşlara. Tamam mı? Bunu daha çok şey için de kullanıyorum. Ne için? Aynı şeyden bahsetmiyoruz o zaman. Biraz da puan almayı ver. Ya çünkü ben bir şeyden korkmam ki. Ama böyle bir şey bu. Yani öyle bir şey yazabilirim. Evet. Çok saçma ya. Aç bakayım ne yazdın. Hazır mıyız? Hazırım. Biz de görelim cevapları. Evde terliksiz yere basamaz. O oralara hiçbir şey elleyemez. Ayaklarında hep terlik olmalı. Terlikler de steril ve tertemiz olmalı. Ev terliği ayrı, sokak terliği ayrı. Sokak terliği ayrı, balkon terliği ayrı. O yüzden Seda tiksinir böyle. Ayağım yere mi değdi der bu evde. Bir şey değme ihtimalinden dolayı mı bu? Yok. Onu bilmiyorum. Ben onun için tedavide gördüm rahatsız aslında. Rahatsız oluyor bence. Ondan sonra işte... Nerede gördün? Nerede? Ben onun için işte psikoloğa gittim ya. Terapi gördüm ama... Terapiye gittikçe daha çok psikolojim bozuldu. Herhalde ayağıma böyle saç falan değecek diye bilmiyorum. Sevmiyorum yani ama korktuğum bir şey yok. Fobim yok yani. Ama korktuğu bir şey olmadan bile Sema burada bir puan daha kazandı. Bu benim çok net bir insan olmamla alakalı. Seda'nın ergenlikte hayranı olduğu ünlü kimdi? Tabii ki de. Çok hızlı hazır olduk. Neden? Sesi değişikti Seda, herhalde. Seda onu çok severdi. Çok severdi. Ve Seda onu sevdiği için bütün takım eşek gibi onu sevmek zorundaydı. Evet. Nereye gidersek gidelim, yarışlara giderken, kampa giderken sürekli... Sadece o dinlenirdi. Yol boyunca bunu dinlemek zorundasın. Yoksa Seda öldürürdü. O yüzden herkes fanatik bir Haluk Leventçiydi. O nesil öyleydi zaten. Yani herkes severdi. Zorla başka da. Kimi dinleyecektik yani? Son iki sorumuz kaldı. Çok iyi. Vay be Sema çok iyi gidiyor. Ben de çok heyecanlandım. Sen bu kadar iyi gidebilecek misin acaba? Benden biraz şeyim, dengesizim. İyi gidemem. Evet yani gidemem. Onun sağ solu belli değil. Ben çok netim. Sevdiğim şeyi evet. Ertesi gün sevmem. Ama kendinden olduğun kadar daha net yani seninle ilgili. Evet. Herkesin bildiği şeyler. Seda'nın lisede en sevdiği ders. Seda ders sevmez. Evet. Seda tembeldir. Evet. Seda yaramazdır. Seda haylazdır. Ne yazdın? Evet. Klasik. O da yani klasik. Öyle hopluyoruz, zıplıyoruz diye. Seda'nın asla yemem dediği bir yemek. Bu her şeyi yiyor ya. Yiyorum ben her şeyi.
Sema olsa hani var öyle şeyleri de. Seda şükürsüz çünkü o. Ben şükürsüz, sen bol boğazlı. Ben her şeyi yiyorum ya. Evlenmeden önce yemiyordum da. Ne yemem ki ben? İyi. Acaba bunu da bildin mi? Hadi. Aa evet. Aslında pasta asla yemem. Kendini tanımıyor ya. Bunu da sevmem. O zaman mecburen burada da puan veremiyoruz. Mecburen canım ya, üzgünüm. Bir şey söyleyeceğim, sen pasta yemezsin ki. Yemem de doğum günden doğum gününe gördüm. Mantarı, merkeği çok seversin ama. Artık sevmiyorum, ne yapacağım? Puan almayayım diye yaptı, farkında mısınız? Neyse, hiç önemli değil. İkisinde de aslında biliyor musun, bütün soruları doğru cevapladım. Evet, o doğru cevapladı, ben hatırlamadım. Aslında tam puan alacakken pastaya şu anda... Pastaya o kadar uzağım ki aklıma bile gelmedi pasta. Şu anda puanın 8. Senden ötürü. Senden ötürü. Hadi evet. Bakalım. Şimdi sorularımız Seda'ya. Hazır mıyız? İlk soru. Asla'lardan giriyorum yine. Sema'nın asla yapmam dediği bir şey. Asla. Sema hiç sabit fikirli değil ki. Asla yapmam. Asla yapmam. Tanımıyor işte beni. Tanımıyor. Hayır, tanıyorum ben, da. Benim ona verdiğim emeği bana hiç vermemiş ki. Benim ona verdiğim derece hiç bana vermemiş ki. Olmayınca olmuyor. Kardeşim de değil ki. Eşlik emek istedim. Hayır, biliyorum aslında yapmayacağın şeyi de. Ne olarak yazayım şimdi? Doğru cevabı vermem lazım. Yok, hiç gerek yok. Bile bile yanlış cevabı vermek istemiyorum. Bakayım. Bakma sen. Ha işte. Evet, çok evet, maalesef bu... ama alakasız oldu. Şey var ya hani... Trene binmiyor ama ben ne... Hani orada o birkaç alet olduğu için yazamadım. Yapamam. Hani yüksekten korkuyor aslında. Asla evet. Binmem diyor. O yüzden paraşütten de o yüzden atladım. Uyuzluyuz, moral bozar. Yani ben onu demek istemiştim. Parktaki trense ben bunu doğru olarak... Evet. İşte o. Tamam. Var ya böyle vuuu diye atlıyor. Yara... Bence moral kul bozar o ya. Kul yapımı yaraydan. Bu neymiş? Çok kötü bir şey. Bir dakika lütfen. Ama bu puan böyle bedavaya gitmemeli. Şöyle. Şimdi ben evet korkuyorum. Küçükken de ben kayamazdım. Ya Allah'ım sen! Bir dakika. Küçükken de korkuluklardan ben kayamazdım. Seda kayardı böyle yukarıdan, en yukarıdan. Bir de böyle bak ben kayarım, sen kayamıyorsun. Hep kayardı. Kuşu, ben de böyle otururdum. Bir gün yine Seda kayıyor, şimdi geliyor, kayıyor, biraz. Geliyor. Ah bir baktım korkuluk da yok, Seda da yok. korkulukla beraber en üstten aradan düşmüş, üstünde ahşap korkuluk. Kara Fatma gibi. Ama bizim ailede benim düşüm o kadar normal evet. Ki. Annem bile beni tutmuş. Hani biri öldü öbürü ölmesin diye. Amcamın karısı gelip kız sen yine mi düştün? Kız geldi ayağıyla dürttü beni. Eliyle bile kalkmadı. O kadar nefret yani. Etmişler. O biner ben beklerim. Sonuçta doğru bildim. Neyse. Seda, Sema'yı nasıl bir hediye mutlu eder? Ben maneviyata hiç değer vermem. Hep maddiyat. Nasıl bir hediye beni mutlu eder? Vallahi bana hiç hediye almamış ki. Nereden bilsin? Gerçekten ben ona hiç hediye almadım. Doğum günlerimiz mecbur aynı gün olduğu için öyle öpüşüyoruz. Mecbur. Hiç birbirimize hediye almadık. Ben nasıl mutlu olurum? Hangi hediyeden mutlu olurum? Ne yazıyorsun? Ben bilmiyorum ki neyden mutlu olacağımı. Ne bileyim, yazıyorum işte. Ben neyden mutlu olacağımı bilmiyorum. Ama yaz artık. Tamam, yazayım. Ne yazdın? Evet, ha, aynı şey evet. Okey, aynı güzel. Şey. Çok uğraştık ama şey neydi? Yani, hani bu böyle lütfen yanlış anlaşılmasın. Hani aksesuar deyince fırlanta falan. Kıymetli. Kıymetli. Mesajı iş. Verdiğimize göre. Seda, Sema'nın sana en zıt özelliği nedir? Hangi birini söyleyeyim? Seni en delirten ne olabilir? Çok farklı ama çok aynıyız biz aslında. Evet, biz bir değişik. Seda da benim en sevmediğim ne? Bayılıyorsun bana değil mi? Ne sevmem ben ya? Benim en çok sevmeyen bir tarafım yok ki. Bakıyorum, maşallah çok güzel. Minnoşum ben. Edepliyim, terbiyeliyim, güzelim, temizim, titizim, iş sahibiyim ben. Daha ne olsun? Neyi sevmeyebilirsin ki? Beni cicilerimi sevmiyor. Hayır. Cevap değiştirmeyelim. Cevap değiştirmedim. Resmi çizmiştim onu. Kendini beğenmesi.
Şuraya 2 dakika geyik yaptım Allah sen ya. Az kendi puanımı al. Al sana puan. Evet, al sana puan. Hiç sevmem. Doğru hiç söylüyorum. Sevmem. Ama ben Survivor'a gittiğimde ifşa. Ben Survivor'a gittiğimde sen benim evime gir. Evet. Ayakkabılarımın hepsini makineye at 90 dereceye parçalandı diye atmak için. Ondan sonrası da girsen benim şortlarımı at, uzun kazaklarımı at. Böyle ben yırtık pırtık kazaklar falan severim. Onları sen at, yırtık kazak mı olur diye. Bak görüyor musun şeyleri? Bir geldim ki hiçbir şeyim yok. İfşa benim, malın da mümkün de gözü var. Bütün evini tertemiz yaptım. Abuk subuk bir sürü eşyaya attım. İnsanlık ama da yaramaz. Seviyorum ben onları. Ben öyle seviyorum. Ben yani. Seviyorum. Mesela Seda stiletto sever. Yok be. Ben böyle kalın kalın ayakkabılar severim. Ben bunlar de severim. Sus konuşma. Ama Rugan sevmem mesela. Seda daha sarı böyle annemin vardı. Güne götürmekten hoşnut olacağı bir gelin adayı tarzında. Ama ben böyle daha böyleyim yani. Ben böyleyim yani. O yüzden... Yok kıyafetlerini sevmem. Sevmiyor kıyafetlerimi. Sevmiyor! Böyle bir şey var mı? Onu sevmedim atıyorum. Evet var. Seda. Sema'nın henüz gerçekleştiremediklerinden en büyük hayali nedir? 2049'da belki. Bunda yalan söyleme, ağzını burnunu kırarım şuracıkta. Ne yazdın be 2 saat? Benden. Şöyle göstereyim. Tabii ki çok isterdim Survivor'da şampiyon olmayı. Temsili Adem Kılıççı. Adem'i buradan sildiğimiz anda. Bakın gördünüz mü ne güzel oldu. Bence şampiyonumuz da çok yakışır. Ve kısmetse Seda'yla yarışıp olmak istiyorum. Allah bir gün kısmet ederse benden de o fırsatı bulursa. Ekran başında kafalarımız çok karışacak o zaman. İsterdim yani. Tatile giderken Seman olmazsa olmaz eşyası nedir? Bakım ürünü olabilir. Ama o aletin adını bilmiyorum ben ya. Onun adı neydi? Ama onu nasıl soracağım ki? Onun resmini mi çizsek? Aletin adını bilmiyorum. Bence çizince anlarız eşleşir. Yok çizemedim be. Ekmeğe benzedi. Hadi be adını söyle yeter hadi. Adını da bilmiyorum. Ben bizim evde ona şey diyorum mesela. Muhittin. Tamam hadi göster. O ne kız? Hoparlör, ha. USB. Ama hiç benzememiş. Müzik dinleme aleti bu. Benimki böyle, burada böyle. Ha, benimki de böyle. Buraları delikli. Benimki. Ben müzik her yere götürürüm. Sema'nın en tahammül edemediği davranış nedir? Tamam mı? Sakız çiğnemek. Bir gün kamptan dönüyoruz oğluşumla, uçaktayız. Arkada bir abla yardırıyor ama böyle bir sakız çiğnemek yok, öldürüyor beni. Kulağı tıkanmıştı kadın. Nasılım biliyor musunuz? Böyle ağlıyorum, ölüyorum. Ya sabır, ya sabır. Uçak indi, yok hala devam ediyor. En sonunda dedim ki terbiyesiz. Kadın kalktı ayağa. Ama sadece ben değil, bütün uçak arkaya bakıyor böyle, kadına bakıyor. Hani bu nasıl sakız çiğnemek diye. Ayağa kalktı. Sen bana mı dedin dedi. Sana dedim dedi. Ben de kalktım ama olimpiyat sezonu. Ben 300 kilo squat basıyorum, barut gibiyim. Kadın bana kafa tuttu. Ama şimdi cami duvarında işenmezsin, sen niye yaptın be kızım? Sen dedi beni doğru düzgün uyarabilirdin, ne demek terbiyesiz falan filan. Ben de dedim ki uçağın içine uyarmıyorlar ama dedim. O zaman kıyamet koptu. Kadın üstüme atladı. Ben kadını aldım. İki koltuk arasına sallamaya başladım. Alamıyorlar kadını ama ağlıyorum ben böyle. Öyle bir sakız krizim var. Biz mesela birbirimizi gıcık etmek üzgünüm. İstediğimiz zaman telefonla arayıp sakız çiğniyoruz. Evet. Seda, Sema'nın hayatı boyunca tek bir yemek hakkı olsa adeta uzun bir Survivor gibi ne olurdu? Bunda sakın şeylik yapma. Ne sevdiğini biliyorum çok. Bakma be, neye bakıyor? Bunda pislik yapma bak. Sakın aa evet ben onu seviyordum deme. Hazır mıyız? Hazırız. Ya bak ya. Cantık. Cantık bunu nedir? Seviyor. Bunu çok seviyor. Cantık nedir? Birisi öldüğünde ölse de yesek dediğimiz. Biz cenaze yemeklerini çok severiz. Böyle cantık, pide Bursa'nın gibi bir şey ama çok güzel bir şey. Ama sadece Bursa'da biri ölünce yiyorsun. O yüzden sıklığı yemiyorsun yani. Öyle her gün biri ölmüyor maalesef hayatta. Ama genel olarak sabah akşam yaptım. Ama sen Survivor'da bile en sevdiğin yemek bunu söylemiştin yani. Severdim. Severim ama hatırlamadım. Aa puan mı gitti? Gitti. Akıyamisu. Menemen, menemen, ben bu işe giremem. Ayaklarım çok büyük, terlik pabuç giyerler bebeğim. Ne oldu? Puanı gitti. Ne oldu? Hı? Sema'nın gizli yeteneği nedir? Gizli yeteneğim. Evet. Pisicik o. Ama o nasıl yazılır ki? Yazıyorum ben ya. Bilen çoğu biliyor bunu. Bunu artık aynı cümleyi kuramayabiliriz. Adını bilmiyorum çünkü ben. Ne yazdın?
Evet doğru. Nasıl? Ya gerçekten öyle bir şey var, biz bilmiyoruz. Ya da böyle kendi kendine hayal kuruyor, birilerini görüyor, konuşuyor falan yani. Ya da gerizekalı. Böyle mesela şöyle bir şey, mesela çocukken de oluyordu. Çocukken hatta bir gün anneme gittim, dedim ki anne Emrem teyze selam söylüyor dedim. Annem, kızım manyak manyak konuşmaydı. Anne ne var, kadın selam söyle dedim. Emrem teyze 4 sene önce öldü dedi. Anne dedi, burma ağacının altında oturuyor, nasıl öldü dedi ya. Rahmetli Hacı annemin öleceğini bir gün önceden söylemiştim bunlara. Herkes tırtmıştı. Olabilir, belki de deliyim. Mesela şu an siz o adamı görmüyor musunuz? Sema'nın hayatında en unutulmaz anım dediği an. En unutulmaz. Birkaç tane var öyle ya. Yanlış bir şey yazma. Buraya bakıp da orada ya bu olmalı yani. Sema için bu olmalı ya, bence. Bu olmalı deyip ama beni şey etkiliyor. Başka ne oldu ki hayatında Allah'ını seversen? Çok Kali. Pardon. Kali alınır. Bakar mısın? Beni şu an küçümsedim. Yok küçümsedim değil ya. Böyle olması lazım bence. Benim unutmadığım 3 tane var. Yemin ederim. Sıralama yapıyorum. Tükürürüm suratına. Vallahi istersen fark etmez. İkincisi. Öyle yazamazsın. Bir tane yazacaksın. Senin ben için karışamazsın. En önemlisi. Kalem benim, kağıt benim, söz. Bir tane yazması gerekiyor. Kız bir tane yaz. Hayatımın ne kadar dolu dolu olduğunu. İyi de o zaman biz de yazalım bir sürü şey. Bir tanesi doğru çıksın. Tamam, kırarım ağzını burnunu, bir tane yaz. Ama enini de işaretle ki cevap olarak. Evet, hangisi? En önemlisi hangisi? Bunu herkes bilsin. Ay bu söyleyeyim ki. Ben senin geçmişine baktım. Tamam, üç. Elde kalan tek şey bu. Başka bir şey yok ortada. Birincisi Ali'nin doğumu. Gerçekten uzun zamanımı aldı. 10,5 ay doğmadı Ali. Artık doğmayacaksa burada kalsın dediğimiz bir çocuk. Doğru yazmış, puanı almış neyse. İkincisi olimpiyatlardaki o koşmak, tribün, o heyecan çok güzeldi. Üçüncüsünü yazamadım yani, o kadar güzel. Neyse ona gel. Sema sence ailenin en sevilen insanı olduğunu mu düşünüyor? Önceki cevaplara dayanarak sordum bu soruyu. Ve Sema'nın özgüveniyle birlikte şu anda cevapları görebilir miyim? Tabii ki hayır. Gerizekalı olması lazım. Ben varken kendini sevildiğini düşünmesi için. Gerçekten sonuçta biz en sevilen olamayız ki. Bizden iki tane var. Olamayız yani. Nerede benim için. Nerede çıkmak orada bokluk. Ha yani. Hiç öyle düşünmüyorum. Benim küçüğüm de var, büyüğüm de var. Büyük demek ilk göz ağrısı demek. Küçük demek zavallı demek. Biz arada sıkışmış iki tipiz. Hem de iki taneyiz. Kim sever ki iki tane? Ben de olsam beni ben sever. Beni sevmiyorum. Bunu da sevmiyorum. Ben kazandım. Kazanmadın. Berabereyim. Berabere. Aa. Size yakışır bir sonuç oldu bence zaten. Bir kere ben Menemen severim. O Kemal Sunal izler. Yalan söylüyor. O yüzden şu an her şeyi bozan o. Aslında ben kazandım. Tabii. Sen de Cansu'yu seversin. Beraberlik sorusu mu yapayım? Tamam, ben beraberlik sorusu beraber yapalım. O zaman bana biraz izin verin. Hemen beraberlik sorusunu yapayım. Denrene denrene denrene. Aranızda hanginiz birbirinize daha çok şey anlatıyor, daha çok sırrını veriyor? Diğer taraftan hangisi de daha çok eşyaları karıştırarak, daha çok böyle gizli gizli çözmeye çalışarak ilerliyor? Hanginiz daha açık, hanginiz daha çok böyle işler çevirerek öğrenmeyi tercih ediyor diyelim. Evet, doğru bildik. Evet, yine sonuç olarak hiçbir sonuca... Yani yine şöyle, sizin sonuçlarınız hep aynı gidecek Seda gibi. Seda kırılacak mı, üzülecek mi diye şey yapmazdım. Baldır güldür girer. Ben mesela söylemem, söylemek istemem. Böyle bu da sinsiliğe şey giriyor. O kırar, çok açıktır böyle. Aslında seni koruduğu için. Löp söz derler Seda'ya, azıcık da densizdir. Bu da sinsidir. Sinsilik değil bu. Velhasıl berabere kaldı. Evet, zaten ne yaparsak yapalım, sen sonuçta beraber ilerleyeceksiniz zaten. O zaman böylelikle yarışmayı bitiriyoruz. Evet. Biz çok keyif aldık. Umarım biz de çok de keyif aldık. Tebrik ediyorum. İkizimi tanımış oldum. Gerçekleri gün yüzüne çıkardık. O zaman biz teşekkür ederiz. Çok eğlendik. Videomuzu mutlaka izleyin ve BePlay TV'ye abone olmayı unutmayın. Çünkü ben varım. Benden ötürü abone olun, izleyin.